Hocam peki Bovis enerji nedir? Biraz da onunla ilgili Bovis konuşalım. enerji nedir? Bu Bovis enerji, şu gördüğünüz sürahi. Bunun içine suyu dolduruyoruz. Suyu doldurduğumuzda bunun enerjisi, bunun içindeki suyun enerjisi, Bovis enerjisi 5000-6000'dir. Çeşme suyu, terkos. Doldurduk. 5000-6000 Bovis. Fakat şu gördüğünüz tüp içindeki Bovis jel varsa şöyle kapattığımızda suyun enerjisini 2 dakikada 2 milyona çıkarız. 2 dakikada. Şimdi şu Bovis katranı. Doğada her şeyin elektromanyetik enerjisi var her şeyin. Ölçülebilir. İyonizer metre denen bir ölçüm aletiyle. Şimdi bir kişinin enerjisi, vücudunun enerjisi, Bovis enerjisi 5000'den aşağı düşmüşse ağır hasta demek, verem gibi. 4000'den aşağı düşmüşse kanser demek. 3000'den aşağı düşse zaten öldü, bitti, ölmüş demek. İnsanlar neden domuz eti yememesi gerekir? Çünkü domuzun enerjisi, Bovis enerjisi en düşük enerji. 2000 ile 4000 arası. Oysa mesela ineğin efendim tosunun, koyunun vesaire enerjisi 10 binin üzerinde. Yani inek, tosun veyahut da işte büyükbaş veya küçükbaş hayvan yersen, eti yersen, kırmızı et, 10 bin, 12 bin enerji, insanın enerjisinin yükseğinden bir enerji alırsan enerji verir. Ama insan kendi enerjisinden düşük enerji tüketirsen enerjini yok eder. Evet. O nedenle domuz eti yiyenler enerjisi yavaş yavaş tükenir. Cep telefonu da bir enerjisi var. Her şeyin enerjisi var. Cep telefonunun, bilgisayarın, monitörün yaymış olduğu Bovis enerji 3000. Sürekli cep telefonuyla konuşursan yaymış olduğu bunun negatif enerji kişinin enerjisini tüketir. Dikkat etmek gerekir. İşte bu nedenle bu sürahi 2 dakikada enerjisini suyun 2 milyona çıkar. 2 dakikada. Ha 24 saat dursa ne olur? 2 milyon 200 bin 300 bin olur. Fazla değişmez. 2 dakika yeterli.